Bugünün bir diğer Skype bağlantısını Hamdi Aslan'la yapacağız ve Trabzonspor'u kendisiyle konuşacağız. Hamdi Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Ezgin. Sana da günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, şimdi Trabzonspor'da bilmiyorum bir yol kazası olarak mı değerlendirilmesi gereken mücadelelerden sonra, bir Avrupa Birlik mücadelelerinden sonra şimdi rakip yeniden Kopenhag olacak. Tabii ki Abdullah Avcı oyuncularından odaklanmalarını istiyor bu karşılaşmaya. Önce şöyle başlayalım. Oynanan son iki karşılaşmayı da biraz değerlendirerek rövanş maçının nasıl geçmesini bekliyorsunuz? Yani tabii ki farklı iki tane maç. İlk önce Kopenhag deplasmanı, sonuçta Şampiyonlar Ligi organizasyonu. Yani belki ligin önü veya arkasını etkileyebilecek bir karşılaşma moral açısından. Ben yani ilk maç olmasına rağmen, rakibi çok fazla tanımamasına rağmen Trabzonspor özellikle oyunun belli bir bölümünden sonra bütün kontrol, bütün oyun yapısı, bütün saha içerisinde yani oyunu farklılaştırmaya çalışan taraftı. Yani bu anlamda ikinci maç için, yani yarın oynayacak maç için elde büyük veriler olduğunu ben düşünüyorum. Antalya Spor maçı tabii ki farklı bir hikayesi var. Yani oyuna yani 2-0 gibi bir skordan geriye gelip yine saha içerisinde skor korumaktan ziyade tekrar oyunu kendi lehine çevirmek isteyen bir oyun yapısı içerisinde. Oyuncu performansı, bazen bireysel hatalar istediğin şekli sana vermeyebilir. Antalya Spor maçında ben öyle olduğunu düşünüyorum. İki maçın tabii ki genel bir eksileri veya artıları muhakkak konuşulacağını, ben muhakkak yorumlanacağını düşünüyorum. Tabii ki bu anlamda yarın oynanacak maç çok çok daha farklı bir yere geliyor. Tabii ki sakatlıklar kadro kurmakta, oyun yapısı içerisinde Trabzonspor'un bence şu an en olumsuz yanı bu anlamda. Ama muhakkak elindeki oyuncuların da bir değeri vardır. Bu farklı bir oyundan Abdullah Hoca muhakkak Kopenhag maçına ben farklı bir yapı içerisinde olacağını düşünüyorum. Peki hocam, o zaman isterseniz biraz planlama üzerinden konuşalım. Özellikle bugün gazetelere baktığımız zaman Abdülkadir Ömür, Bartra ve Bardi'nin 11'e monte edileceğine dair haberler görüyoruz. Siz hem bu haberi nasıl değerlendirirsiniz, bir de sizin acaba kadro tercihiniz bu karşılaşmada nasıl olurdu? Kopenhag gibi bir rakibi elemek istiyorsa Trabzonspor nasıl bir oyun anlayışıyla ve nasıl oyuncularla yarın sahada olmalı? Yani bu tip maçlarda tabii ki elemek çok çok önemli. Yani elecek veya hani elemesi gerekiyor diye oyuncu kadrosunu çok fazla kazanan gibi gören bir takımdan bence Abdullah Hoca'nın saha içerisinde olacağını düşünmüyorum. Tabii şu an sakatlıkların vermiş olduğu bir dezavantaj var Ezgi. Bu anlamda tabii ki Bardi artık orta sahada, Bakasetas da Hamsik'te yok. O bölgenin hücum oyuncusu. O bölgenin bence oradaki yani en değerli oyuncusu rolüne giriyor. Ben yani orta saha CEO Pistorukan Bardi gibi düşünüyorum. Sağda şu an görünen Ömür, Canin, pardon Cornelius ve Trezeguet bir oyun, öndeki oyun bekliyorum. Bazı şartlar tabii ki takımı, bazı oyuncuları farklı yerlere de götürebiliyor. Yani bu şu an Trabzonspor'un en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Ömür'ün orta sahada bu sene alışmış olduğu bir oyun yapısı var. Bu oyun yapısını bence daha da ileriye taşıyabilecek, takıma katkı adına yarın sağ kenarda olabilir. Yani Bahri'nin hareketliliği, baktığı zaman orada Dorukhan Siyopis'in hem fiziksel hem orta saha organizasyonunda bence önemli bir rol olacağını düşünüyorum. Bartra, evet, zaten bu takımın beklenen 11 oyuncusu veya Trabzonspor'un o bölgedeki en değerli oyunculardan bir tanesi olacaktı ki artık yarın herhalde buna başlar diye ben de düşünüyorum. Yani genel bir oyuncu sakatlığı dezavantajını yaşayacak Trabzonspor. Tabii ki ilk başladığı gördük. Çok fazla oyun disiplinden kopan bir takım değil. Yani bu organizasyonlara alışık bir takım. Oyunun her bölümünde çok az hata yapan bir oyun yapıları var. Tabii ki ilk başta bunlar çok net göründü. Biraz bireysel oyuncuların yarın öne çıkacak olduğu bir karşılaşma yaşayabiliriz Trabzonspor adına. Bu da çok bence çok değerli olacağını ben düşünüyorum. Yani maçın sanki
kilit oyunu bireysel oyuncular olacak gibi geliyor bana. Bireysel oyuncuların yapacak olduğu katkı. Zor bir karşılaşma olacak. Yani sakatlıklar tabii ki Trabzonspor'u bu anlamda biraz zor olacak ama ben ilk başta Kopenhag taraftarının çok büyük bir desteği ve gücünü yarın aynı şekilde Trabzonspor taraftarında takımla birlikte olacağını bekliyorum. Hocam özellikle birkaç gündür Hamşik'in bu karşılaşmada çok oynamak istediğine dair haberler duyuyoruz. Normal şartlarda Abdullah Avcı'nın bu konudaki tavrı net. Tam olarak hazır olmayan oyuncuyu oynatmak istemiyor tabii ki ama Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek çok çok önemli, çok kritik bu noktada. Acaba bir risk alınabilir ve Hamşik oynatılabilir mi sorusu da gündeme geliyor. Sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Yo Ezgi yani sonuçta bu kadar önemli bir maça yani ne kadar çok uzun sürede olmasa bu kadar bekleyen sakatlıktan çıkan yeni bir oyuncuyu tercih edeceğini ben düşünmüyorum. Ben Galatasaray maçında da biraz zor olacağını düşünüyorum Hamşik tercihini. O yüzden bir Hamşik hamlesi veya Hamşik riski olacağını ben beklemiyorum. Belki Abdullah Hoca kadroyu alır mı bilemiyorum ama Hamşik öyle bir plan içerisinde değil. Zaten yani sakatlığı tekrar nüksettiğinde bayağı bir uzun süre alan bir problem. Çok sağlıklı olmadığı süre içerisinde hangi hafta olursa olsun ben Abdullah Hoca'nın bu anlamda çok çok daha oyuncudan mütebellip kendi fikriyle Hamşik'i bundan sonra kullanacağını düşünüyorum. Hocam Avrupa dönüşlerinde takımlarımız ne yazık ki ligde zorlanıyorlar ve Trabzonspor'un dönüşü de Galatasaray maçıyla olacak. Çok kritik, önemli, büyük bir mücadeleye çıkacak. Bu noktada acaba Abdullah Avcı'nın kadro tercihleri veya işte oyuncuların aklı hangi maçta olabilir? Bu etkiler mi? Dönüşü de düşünebilir mi Abdullah Avcı? Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Ezgi yarınki karşılaşma sonuçta yani Şampiyonlar Ligi'nde neler yapabileceğini, nerede olabileceğini gösterecek. Artık yani oyuncu da camia da herkes tarafından en azından bunda bir netlik kazanacak. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak tabii ki şu an en değerli olan yanı. Yani sonuçta futbol bazen istediğin gibi gitmeyebilir. Avrupa Ligi'ne devam edebilir Trabzonspor. Tabii ki bütün umudumuz Şampiyonlar Ligi'nde kalması. Daha sonra lig var. Yani sonuçta yani yani bu maç öncesi birazcık daha ben sıkıntılı görebiliyordum Antalya maçını. Çünkü maç sonrası en azından de oyuncular da camiada birazcık daha rahat düşünüyor, rahat hareket ediyor olacağını ben tahmin ediyordum. Sonuçta maç oynandıktan sonraki bir sonraki hafta artık lig başlıyor, lig devam ediyor. Farklı bir düşünce. Ben oyuncuların bu anlamda Antalya maçının birazcık daha duygu, düşünce anlamında yoğun olduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray maçında bence o yoğunluk tabii ki lige dönecektir. Kopenhag maçı Galatasaray maçında çok fazla olumlu tarafını sahaya yansıtabilir. Çünkü kalınmış bir Şampiyonlar Ligi grubundan sonra lig çok daha daha keyifli, daha özgüvenli ve sonuçta hedeflerinin bir tanesini yakalamış olacak bir düşünceyle gireceksin. Olumlu yansıyacaktır tabii ki. Peki. Hamdi Aslan çok çok teşekkürler yorumlarınız için, görüşleriniz için. Size tekrar güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ederim Ezgi. İyi yayınlar diliyorum. Sana da iyi günler diliyorum. Çok teşekkürler. Evet Hamdi Aslan'la da Trabzonspor'u değerlendirdik değerli izleyenler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve saat başında Sabah Spor'unda 3. saatle yeniden karşınızda olacağız.